Hocam bir benzeri çelişki şeyde de var. Özellikle günümüzde sanayi katkılı gıdaların yoğunlaşması nedeniyle birçok hastalık çok genç yaşta insanlarda görülmeye başladı. İşte şeker hastalığı bunlardan bir tanesi. Hastalığı sabit olmasına rağmen mümin özellikle ileri kuşak, yeni genç kuşaklar çözüm buluyorlar, doktora gidiyorlar falan da. Belli bir kuşağın üzerindeki insanlar hastalığına rağmen oruç tutuyor ve ızdırap çekiyor. Bu orucun sıhhati ile ilgili... Orucu emreden Allah da tutma diyorlar. Evet. Yani anlatamıyoruz diyelim ki. Anlatamazsınız. Ne diyelim o insanlara? Onu imtihanıyla baş başa bırakacaksın. Bir şey anlatma mücadelesine girmeye de gerek yok. Yani oruç bir ibadettir. Peygamber aleyhisselamın sağlığında hastaya tutma denmiştir. Bunun fıkıh kuralı bellidir. Buna rağmen yok ben illa tutarım demek emreden Allah'a muhalefet etmek demektir. Yani Allah orucu emrettiği gibi hastaysan tutma diyen de odur. Kur'an ayeti var ortada. Yani hastalar وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ tutamayanlar fidye versinler buyuruyor Allah. Bunu istismar eden de var. Öbürünün yok, tersine. Yok öyle demeyelim. İbadetin ruhunu bilmemek diyelim. Yani. Buna. İbadetin ruhunu bilmiyor. Şimdi hanım kardeşimiz de son 5 gün mukabeleye gitmiyor ama eşimin, akrabalarımın baklavasını yapacağım diyor. Temiz, bayrama hazırlıyor. Yani gerekçe, din dışı bir gerekçe değil. Neyin ne zaman yapılacağını bilememe sıkıntısı bu. Yoksa elbette bir yani çok büyük bir gaflet ya da dine hıyanet ya da günah işleme söz konusu yok ortada.